İkinci soru, Slovakya bilmeyen var mı? Herkes biliyorsa biz biliyoruz. Merhaba, biz Elin Oğlu programından Güney Koreli Çabi ile Slovakyalı Emrah. Ya çağrıldık, geldik. Böyle bir tecrübemiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Ya böyle oturttular. İlgi vardır. Siz bize bakıyorsunuz, biz de size bakıyoruz. İlk önce şeyi anlatayım. Elin Oğlu program, ya Abnormal Summit diye bir program vardı Güney Kore'de. Geliyorum. Ya. Evet. O zaman. Oradan telif hakkı alınıp, yani parayla alındı. Kopyası değil yani. Bu şey, saate falan şey değil yani. Biraz Türk insanlara uyarladık aslında. Biliyorsunuz çünkü aynı değil. Aynı olsaydı belki o kadar tutmazdı ama yine de elimizden geleni yapıyoruz. Evet, Koreli bir etkinlik olduğu için, yani şey Kore akıllı bir etkinlik olduğu için Çabı'ya söz veriyorum. bana masal değil. Tamam, teşekkür ederim. Nereden başlasak? Mesela Emna Bey, sizin Elin Oğlu programına nasıl katıldınız? Nasıl katıldım? Nasıl oldu onu anlat. Biraz bağırsana. Aslında çok komik oldu çünkü ben yurt dışına gidecektim. Eğitimimi orada devam ettirecektim. Ve hani böyle bir görüşmeler oldu, seçmeler falan oldu ama çok seçileceğimi tahmin etmedim. Çünkü hani ismim de Emrah. Hani Türkçem de çok iyi yani Çabı'ya özene. Bu yüzden çok kabul edeceğimi tahmin etmedim. Bu yüzden artık bütün planları yurt dışı üzerine kurdum. Tam da sonra hani bir iki hafta kaldı herhalde, ben gidecektim. İşte ATV'ler aldılar. İşte böyle program var. İşte kabul edildim, edildiniz vesaire. Ben de kaldım. Öyle yani. Türkiye'de kaldım. Türkiye'de kaldım. Biz de şu anda yani tamamen her şeyi bıraktım. Ben evimde nereye gitmeyi planlıyordum? Ben İngiltere'ye gitmeyi planlıyordum. O da ablamla daha doğrusu. Öyle ama iki gitmedim. İki bu program var. İki de şu anda buradayım, sizinle konuşuyorum. Öyle yani. Peki sen, Çabı? O kadar yapay konuşuyoruz ki. Değil mi ya? Çok bilmiyorum. Çok heyecan yaptım aslında. Evet, ya yani çünkü ben Beyaz Çoğ'da bu kadar heyecan yapmam. Ya ben Beyaz Çoğ'a gitmedim, için biliyorum. Ya benim de YouTube'da videolarım vardı, bilmiyorum izlediniz mi? Ya oradan... Tamam. İzlediniz mi bilmiyorum ama oradan işte Elin Oğlu'ya bir iki laf çakmıştım. Yani, bilmiyorum hatırlar mısınız? Ondan sonra işte o taraftan yani daha doğrusu Sinem sen aramıştı. Burada Sinem ATV'de çalışıyordu. O sıra beni aramıştı. Bravo. Merhaba bu arada. Kalkıp selam verir misin falan. İşte aramıştı, gelir misin? Ondan sonra gittim. İşte Ömür Baro oturuyordu, bizim yapımcılarımız oturuyordu. Yapar mısın dediler, tabii ki yaparım dedim. Ondan sonra öyle başladı o program. Yani tabii ki bunun için ben YouTube'da Elon'a laf çakma gibi bir şey, bir niyetim yoktu ama... Tabii ki de yalan. o kadar çok yalvardı ki almak zorunda kaldı. Hayır abi, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben kimseye yalvarmadım. Yalvarmadım. Öyle bir şey yaptıktan sonra işte ATV'de arandı, sonra ben de programa katılmaya başladım. Ya aslında ben 3. 4. bölümde başlayacaktım. Sonra bizim Mami var. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Mami vardı yani. Yok. Daha çıkmıyordu. Ben o işi daha o çocuk kendi memleketine gitti. Sonra geri dönmedi. Hala haberini alamıyoruz. Nerede bilmiyoruz. Çabı ne yaptıysa artık ona. Evet, programa girmek için onu öldürdüm. Ondan sonra o gitti. Sonra işte İlk çekim gününden 3 gün sonra, 3 gün önce bana haber verildi. Lütfen gel, işte katıl 1. bölüme. Ondan sonra 1. bölümün yarısına işte girmiş oldum. Zaten o yayın gününde de senin ismin hiç KT oldu mu? Twitter'da KT oldu mu Emrah? Olmadı değil mi? Benim ismim dünyada KT olmuştu. Pekala, buyurun. Sözü size bırakıyorum. Çok ağır konuştu arkadaş biraz ama öyle sormak istediğiniz bir şeyler var mı bilmiyorum. Elin Oğlu programıyla ilgili olabilir, Slovakya ile ilgili olabilir. Bilmiyorum, merak eder misiniz? Bilmeyen birçok şey var Slovakya'yla. Kore ile olabilir. Yani soru cevap. Ya böyle daha güzel ilerleyelim. Aynen, çünkü sohbet etmeye geldik zaten. Aynen. Yoksa biz gidelim.
Yok mu soru? Anladığım sebebi okumak için buradaydınız. Yani evet. Türkiye'de siz... Aa, onu anlatmadık. Evet, evet. Ya ben Türkiye... Türkiye'yi seçtiniz için? Neden Türkiye'ye geldim? Aslında Türkiye'yi seçmek olmadı, seçildim gibi bir şey. Çünkü... Komik mi? Babamın... Seçilmiş kişi, evet. Babamın işi buraya yönelikti. Ondan sonra 8 sene önce babamla, ailemle beraber buraya taşındık. Sonra normalde buraya gelen çoğu Koreli ya da yabancılar uluslararası okuluna yazılır. Ama babam dedi ki İngilizce zaten öğrenirsin. Türkçe öğren, madem burada yaşayacaksın. Türkçe öğren diye beni hop diye Türk okuluna soktu. Yani hiç Türkçe, Türkiye ile ilgili hiçbir fikrim yokken başladım Türkiye'deki bir lisede. Evet, ondan sonra şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon okuyorum aynı zamanda da. Ya aslında okumuyorum, okuyormuş gibi yapıyorum. Öyle devam ediyor hayatım. Evet, benim de aslında şey, Çabı ile anlaşmamız, anlaşmamızın sebebi de budur. Çünkü ikimiz de 8 sene önce geldik buraya. İkimiz de burada lise okuduk. Ben lise şöyle oldu, ben de aynı şekilde. Babamlar işte bir iş için buraya geldiler. Bu yüzden... mecbur kaldım diyelim. Hani daha önce hiç Türkiye'ye geleceğimi aklıma bile geçmezken Babeşki'de, Trakya'da Babeşki diye bir yer var. Bir yerde mutlu yıllar sus kedi. Yok. Kediyi de göstereceğim yakında. Onu da söyleyeyim. Gördük mü? Görmedin. Görmedin. Bu arada çok erken bir şey söyledin ya. Dilek falan tutsaydın. Evet tuttum ya. Adam o kadar çok alıştı ki artık. Fotoğraf çekemedim yani. Üstelik. Olsun. Daha tekrar yakın. Olsun. Tamam. Olay anı yaşamak. Ben ne diyeceğim? Ne diyor? Ondan sonra şey işte, Babeşki'de lise okumaya başladım aynı şekilde. Böyle babam resmen böyle ben yüzme bilmezken beni suya attı. Ve Türkçe öğrenmek zorunda kaldım. Öyle. İki ama geldim yani. Başta çok zorlandım çünkü hani çok farklı bir kültür ama sonra işte üniversiteye geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyordum. Ben de şu anda ara verdim. Okuyormuş gibi yapıyorum ben de. Halk bilir. Aynen öyle. Ve şu anda bu programla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Var mı? Sor. Buyurun. Tabii ki. Slovakya kültürünün Türk kültüründen çok farklı olduğunu söyledin evet. Az önce. Ne gibi farklı? Yemek bakımından mı? İnsani ilişkiler? Tamamen %100 farklı bir kültür. Şöyle yemek bakımından çok farklı. Başta geldiğim zaman alışamadığım için yemeklere 10 kilo vermiştim gerçekten. Yani artık sonra baktım aç kalıyorum. Çare yok. Ben de yemeye başladım gerçekten. Peki, Türkiye'de aç mı kaldın? Yemek... Sen aç kalmamıştın belli. Ama şey yani alışık olmadım. Çok farklı tatlar çünkü. Birçok yemek bambaşka. Ama çok sevdim gerçekten. Özellikle Doğu yemek kültürünü çok seviyorum. Birçok Malatyalı arkadaşım yok. Malatyalı var mı aramızda ama. Yani inanılmaz derece sevdim. Kebaplar işte, içli köfteler, neler falan. Ondan sonra insanlar çok farklı. Yani Slovakya'da doğup büyüdüğüme rağmen yani Türk insanların o içtenliği çok farklı bir şey gerçekten. Çünkü Slovakya gittiğim zaman ben çok güleç bir insanım. Çok gülmeyi de severim. Slovakya gittiğim zaman şimdi mesela çok gülüyorum yani sebepsiz bir arada gülebiliyorum. Yani oradaki insanlar çok acayip bakıyorlar bana. Niye gülüyorsun acaba? Buradaki gibi değil yani burada gülüyorsun. Karşındaki insan da güler. Orada böyle bir şey mi var acaba? Kesinlikle öyle. Öyle yani. Kesinlikle çok farklı. Davranışlar çok farklı mesela böyle bazı hareketler. İşte mesela ya da ne bileyim işte korktuğun zaman ya da işte erkeklerin arasında böyle kavga çıkartmışlığım oldu. Ne yapıyorsun diye falan böyle. Böyle ama alıştık. Ama yani Türkleştik diyebiliriz yani.
Ben sorayım. Tabii ki. Gelecek sene Slovakya'da Erasmus öğrencisi olarak okuyacağım. Harika. Hani şey söylüyorlar işte, bir tane öğrenci gelmişti yine bize Slovakya'dan. İşte oradaki güvenlik durumunun buradan çok çok daha iyi olduğunu söyledi. İşte dediğim gece mesela 12'den sonra işte kız da olsan istediğin gibi çıkarsın, gezersin, edersin gibi bir durum vardı. Yani şöyle, şimdi Türkiye çok farklı bir ülke, çok coğrafya çok farklı. Buradaki olaylar işte kız kaçırmalar vesaire vesaire. Bilmiyorum yani, orada hiç böyle şeylerle karşılaşmadım yani. Burada gördüm hani, tabii ki çok doğru. Gece çok rahat gidip eğlenebilirsin, arkadaşlarla oturabilirsin. Hiç kimse sana karıştı yok. Tam tersi orada şey yani, evde oturduğu zaman hani şey garip, şey yani garip. Evde oturduğu zaman güvensiz. Hayır hayır, öyle demek istemedim ama hangi şehre gideceksin? Bratislava. Bratislava da çok güzel ama biraz sıkıcı. Slovakya'nın doğu tarafı, ben oradan geliyorum. Bardejov diye bir şehir var. Orası çok daha eğlenceli, insanlar da çok daha içten insanlar. Bratislava'da biraz böyle şey, biraz daha soğuk insanlar var. Ama eminim şey, kafana göre insanları bulabiliyorsun. Yemek konusunda sizin kadar sıkıntı çekmem. Yemek konusunda bir sürü Türk restoran da var orada, bir sürü dönerci de var zaten. Çok sıkıntı çekmesin ama şöyle farklı tatlar, yani iyi ya da kötü demememiz lazım hiçbir kültür için. Çok farklı tatlar, bu yüzden hani gittiğin zaman buna hani bunu göze alarak. Ama farklı dediğiniz mesela şey mi, burada çok yağlı yemekler, baharatlı yemekler, orada değil. Orada evet, çoğu mesela baharat kullanmıyorlar ama yemek kültürü farklı. Yemek pişirme tarzları çok farklı, yemekler bambaşka. Yani örnek vereyim mesela, bizim burada şey, kırmızı lahana diye bir şey var, sadece salata olarak olur. Bizim oradan çok güzel bir yemek yapılıyor onunla. Hani o açıdan, yani çok farklı yemekler bulabilirsin. Kesinlikle açık olmalısın. Öyle. Başka merak, yani istediğin şey sorabilirsiniz, çok özel inmedikçe. En özel soracaklar ki. Hani şey yani, utanmayın, bilmiyorum ya, istediğin soru. Kuşlarken şarkı söylüyor musun? Yok ya, zaten evet, şarkı söylerken beni gördüğünüz için... evet, yani kendimde sorduğum için öyle bir şey yok yani. Başka var mı soru arkadaşlar? Yani hiç mi merak etmiyorsunuz? Ben elin olduğunu? Yaşadığınız kültür şokunu merak ediyorum. Sonuçta ilk geldiğinizde Türkçe de bilmiyordunuz ve çok çok yabancıydınız. Beyaz Show'a gitmesin. Ama Emrah Beyaz Show'a gitmedi ya, ondan dolayı. Evet, Beyaz Show'a gitmedi için lütfen anlatın. Çağrı'dan da ben gitmedim artık, Çabı falan filan. Şey kalmadı, espri kalmadı için gitmedim. Ama şey, kültür şoku inanılmaz derece yaşadım. Bir kere Trakya'da gene çok rahat bir yer aslında Trakya, baktığınız zaman. Trakya Türkiye'de rahat olabilir, en rahat ya. Yani. Evet. Ama gene ona rağmen mesela... Orada kız kaçırılmaz, kızlar genelde kaçar. Kızlar kaçar, evet. Kızlar kaçar. Annelerin mutlaka amcanın haberi vardı. Benim dedem Trakya'daydı, beni olduğu için. Valla, neresinden? Edirne'nin merkezinden onlar. Ha. Evet. Ben bir arkadaşım için uzun köprüye gitmiştim. O Edirne'de her yer rakı kokuyor ya. Böyle bir şey olabilir. Tabii, yemeği içmeyi çok seviyoruz. Ama şey mesela böyle çarptım. Şey mesela işte erken yaşta sözleşmeler, işte söz yapma falan, böyle işte yüzükler takmıyorlar mesela. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Önce şey, yani ne aşkı gördünüz de hani hemen işte şey ya, yüzük falan takıyorsunuz. Ondan sonra şey, lisedeki bu işte kıyafet, saç, kısa saç muhabbeti, işte disiplin konusu beni çok şaşırttı. Bizim orada çünkü istediğin gibi gidebilirsin okula. Yani şöyle hani düzgün giydiğin süreçte gidebiliyorsun yani. Çok sıkıntı yapmıyorlar, hiç sıkıntı yapmıyorlar daha doğrusu. Buraya geldiğim zaman ben bir hapishaneye düştüğümü falan sandım. Çünkü bizim babeşlik okul da şehrin dışındaydı, bir binaydı. Etrafında tel değil de şey, duvar vardı resmen. Ondan sonra bana kıyafet verdiler, saçımı kesmemi söylediler. Tamam dedim, ondan sonra geldim, bana bir numara verdiler. Ben, okul numarası. Tamam, dedim, baba beni yanlış yere gönderdi herhalde. Yani öyle bir şey oldu. O en büyük şok oydu tabii ki de. Hatta yani hocalar beni birkaç kere sokmadı okula vesaire. Elim işte şey... Müdür önünde işte elim cebindeyken falan diye okula sokmadı. Benim işime geldi ama çok
şeyler değil yani, normal şeyler değil. Şöyle diyeyim, Avrupa'da bizim disipline verdiğimiz önemi orada eğitime verdikleri için belki de böyle. Ama bir yandan da tabii ki dediğim gibi Türkiye çok farklı bir şey var, çok farklılıklar var insanlar arasında. Bir yerde düşündüğüm zaman aslında haklı buluyoruz onu böyle olmasını. Çok da sevdiğim yani, ben hep inektim aslında ikisine yani, çok çalışkandım. O yüzden çok sıkıntı çekmiyordum ya. O yüzden içeri kazandım. Evet, çalıştık. Sen sakalla sorun yaşadın mı şeyde, lisede? Mesela sakal olduğu için evet, kesmek zorunda kaldım. Benim mesela hiçbir sorunum yok. Yani. Ne kadar şans olduğunu bilmiyorsun. Masaj tabii bende de oldu. Ya Güney Kore ile, yani daha doğrusu Kore ile Türkiye'nin kültürü açısından ve insani karakter açısından birbirine çok benzediğini biliyorsunuz aslında. Yani ikimiz de, yani iki ırk da aslında çok sıcakkanlı insanlar ve ya Koreliler biraz daha utangaç olabilir. Evet. Ben biliyorum onu. Ben değilim ama. Ben ukalayım yani. Ama evet, Koreliler bilmiyorum. Ya aslında Koreliler aslında utangaç değiller. Aslında o saygıdan. Saygıdan olabilir, evet. Geliyor yani, evet. Ama mesela şöyle bir örnek verebilirim, yani kültürel açısından Japonya ile Kore ile karşılaştırdığımızda Japonların insani açısından yaklaşma şeyi daha çok uzak. Biz mesela arkadaşlarla beraber diyoruz mesela, hani bu bizde oluyor arkadaşlar arasında böyle hani sataşmalar, el şakalar yapılıyor. Ama mesela Japonlar, ben Masataka yaptığın zaman falan yapıyorum. Yani öyle oluyor gerçekten. Bu hani bu kültürel farklı. Ve ama yani Türkler de yapar mesela. Vatan abi işte falan filan. Yani o açısından ve insani sıcaklığı açısından birbirimize çok benziyoruz. Ama tabii ki kültürel farklılık çok var. Zaten biliyorsunuzdur yani diziden ya da filmde ya da giderek öğrenmişsinizdir. Dolayısıyla Kore kültürü. Şu an burada Kore kültürü benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ondan emin olabilirsiniz yani. Öyle. Elinoğlu'na katıldıktan sonra biz aslında şunu öğrendik. Yani daha doğrusu ben şunu öğrendim. 8 tane farklı ırk, 8 tane farklı ülke Türkçe konuşuyoruz. Yani hayal edebiliyor musunuz acaba? Kuliste Danilo geliyor, küfür ede falan filan Türkçe konuşuyor. Manuel ve Danilo ikisi oturuyor mesela. Türkçe muhabbet ediyorlar. Ama hiçbir şey anlayamazsınız. Yani yerde şu muhabbet ediyor. Patates kokuyor falan diyorlar. Ama hiçbir şey anlayamıyoruz. O ikisi anlaşıyor. Ve bu enteresan. Kulaklık oyununda iyi görüyoruz yani. Danilo bambaşka bir yerden kelimeyi çıkartıyor falan ve Manuel de anlıyor yani, hani duymadığı halde ağzını okuyarak ikisindeki ilişki bence çok çok farklı yani. Ya, aynen öyle ve 8 tane farklı ülkenin Türkiye'de oturup aynı şeyleri yaşamasak da, aynı bir farklılığı yaşamasak da, teşekkür ederim. Farklılığı yaşamasak, ne diyordun ya? Ha, aynı durumu, aynı faktörde bir şeyler yaşamasak da birbirimize çok benziyoruz. Yani 8 kişi de birbirine çok benziyor. Çünkü Türkiye'de yabancı olmak aslında her yabancının hissedebileceği çoğu ortak noktaları var. Yani mesela örnek ver Emrah, ne var? Güzel pas attın. Örnek vereyim ya, şöyle en azından konuşurken mesela Türklerle sizinle konuştuğum zaman herkes mesela bir hata yaptığım zaman herkes düzeltiyor vesaire vesaire. O yüzden hani kendimiz birçok herkes rahatsız bir şekilde hani hissedebiliyorsunuz. Ama mesela biz 8 kişi zaten hepsinin Türkçeleri bozuk. İstediğimiz gibi konuşabiliyoruz. Benim Türkçem bozuk. Tamam sen ayrısın. Ve istediğimiz gibi konuşabiliyoruz. Bu yüzden belki bu kadar iyi anlaşabiliyoruz. Çünkü 8 kişi aynı şeyler yaşadık, aynı şeylerden geçtik. Ya %100 aynı olmasa da. Ya tabii ki de, ama belli aşamalar var vesaire, belli işte kültür çökler vesaire. Bu yüzden kardeş gibi olduk resmen biz de aramızda ve bunu ben de öğrendim. 8 kişi ve 8 kişi tamamen farklı bir karakteriz. Kesinlikle yani her birimiz aynı kişilikte diye bir şey yok. Yani ben biraz ciddiysem, sen biraz böyle daha şey... Şapşiksen vesaire vesaire. Ve öğreneceğimiz, bizim dairede öğreneceğimiz birçok şey var onlardan gerçekten. Çünkü yaş olarak da onlar da bizden büyükler aslında, biz en genciz. Bizden sonra Andrei var, o da 28 yaşında. Ve bazen kendimizi kaptırıyoruz resmen. Yani biz orada konuşmamız gerekiyorken biz izliyoruz hani neler oluyor vesaire. Çünkü çok farklı şeyler öğreniyoruz. Öyle yani. Ya ve hani zaten yaş konusunda mesela gelince sen çok yaşlı gösteriyorsun ama kendini.
şeyde... Sakal olduğu için. Ben de olmadım. Şeyde Antonio'yla Manuel ve Danilo'dan bizim şu anda da hala da öğrendiğimiz çok şey var. Yani gerçekten abi gibiler. Mesela biz program içerisinde birbirimize sataşıyoruz. Yani ne bileyim ben Danilo'ya sataşıyorum, Manuel Danilo'ya sataşıyor. Biz masa takaya sataşıyoruz ya da öyle şeyler oluyor ama o bir aslında rol. Yani rol demeyeyim aslında ama bir oyun. Yani biz eğleniyoruz öyle. Ya yani biz orada top oynuyoruz aslında. Birbirimize pas atarak biri gol atıyor, biri işte kurtarıyor falan filan. Böyle bir oyun içerisinde insanlar izlerken eğlensin ve aynı zamanda da biz de orada stres atıyoruz yani. Yani aslında orada normalde söyleyemediğiniz şeyleri şaka karışık söylüyoruz. Yani laf sokuyoruz bilmiyorum. Onlar, ya çünkü bazen böyle bir yorumlar alıyorum. Ya bunlar niye birbirine hakaret ediyorlar? Ya da birbirine niye sataşıyorlar bu kadar? İşte kültür konuşsunlar. Sadece kültür, kültür, kültür. Ama yani belgesel çekmiyoruz. Dolayısıyla bu, anladın mı? Yani bir komedi programı. Dolayısıyla bunu hani şu kafadan mesela insanlar, ben Twitter'dan yanıt alıyorum. Ya niye kültür konuşmuyorsun? Niye kültür konuşmuyorsun? Evet kültür konuşacağız da. Ya kültür bir yere kadar. Orada bir aksiyon ve orada bir şaka yapmamız gerekiyor. Orada bir birbirinize sataşmamız gerekiyor. Çünkü Survivor'ı izliyorsunuz. Tur abi ortalığın yani. Ve herkes onu böyle izliyor. Türkiye'nin kaç aydır? 4-5 aydır, 6 aydır birinci. Ya bu maalesef böyle. Dolayısıyla bizim orada sataşıp birbirimize orada bir oyun oynamamız gerekiyor, lol yapmamız gerekiyor ve tabii ki sahtekarlık yapmıyoruz. O gerçek duygular da var tabii ki. Ama orada bir Danilo'nun lafıyla şapşıklık yapmamız gerektiği için ya o program öyle yürüyor. Dolayısıyla bilmiyorum ileride nasıl değişir. Dün mesela çok iyi reyting aldık. Ya hayvan sesleri diye bir bölümü çektik. Geçen hafta çekmiştik. Ve ben izlerken biliyorum olayların ne olduğunu biliyorum ama izlerken o kadar eğlendim ki çok güldüm. Ya çünkü ya stres atıyorsun ya izlerken. İnsan yani stresi atması gerektiğini düşünüyor. Ya şöyle aslında programın böyle olması aslında bize de bağlı. Çünkü biz de ilk defa bir televizyona çıkıyoruz yani. Hani ben de mesela modelik falan yapıyordum ama çok farklı. Mesela televizyona çıkmak çok farklı bir deneyim ve arada... Ben çıktım. Ülken çikolata gofret. O reklamdayım. Tamam olabilir yani. Seviyoruz. Ve şey aramızda sadece Danilo böyle tecrübeli olarak. Hani ne yapacağını biliyorum, nerede nasıl, ne söyleyeceğini de biliyor. Bizim için yepyeni bir deneyimdi. Mesela tam alışıyorken vesaire işte konuk vesaire geldi. Bizim bambaşka bir deneyim çünkü konukla vesaire onu da dahil etmek, sohbeti dahil etmek vesaire bambaşka bir deneyimdi vesaire. Bu yüzden de biz de çok öğreniyoruz ve giderek biz de hani en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani sadece hani başkalarına suç atmak değil de biz de öğrenciyiz resmen orada. Çok şey öğreniyoruz. Zamanla her şey oturacak diye düşünüyorum. Böyle yani. Sormak istediğiniz yine alabiliriz. Ben sorabilir miyim? Kimse sormuyor galiba. Ama onu söyleyeyim öyle. Evet. Ben soracağım. Her şey, sizin böyle çekimlere başladınız ya emin olduğunda. Muhtemelen herkesi tek tek mi gördünüz? Sen herkesi bir anda gördün galiba Çabi ama Emre seni merak ediyorum. Ve hani gördüğünüzde, ay ben... Bu insanla kesinlikle anlaşamayacağım yani bir ön yargı oluştum hani ben bu insanla nasıl program çekeceğim deyip sonradan yanlış düşündüğünü fark ettim mi? Ya da ön yargı oluştum. Açık sözlü ol. Şimdi şöyle, Çabi sonradan geldi ama ben mesela işte görüşmeye gittiğim zaman odada bir 10 kişi vardı. Biz şöyle söyleyeyim, biz yaklaşık 500 ya da 600 kişi ya da bilmiyorum 1000, bilmiyorum 500, o 500. Yaklaşık 500-600 kişi içerisinde biz seçildik. Kaç kişi? 500-600 kişi içerisinde seçildik. Bu yüzden biz görüşmeye gittiğim zaman zaten şey vardı, bilindik güzel. Manuel vardı, Danilo vardı, işte Robbie vardı. Tam benim görüşmeye gittiğim zaman. Ama başka insanlar da vardı. Başka insanlar da vardı. Sonra bir demo çekimi yaptık. Hani nasıl hani oluyor mu olmuyor mu? Sonra zaten hani o ortama uymayan ya da şey. Sadece bir kişi dahi olsa, anlaşamayacak bir insan olsa onu şey yani yapıyorlardı, devrim için yapıyorlardı. Bu yüzden hani gerçekten işte bir söz var, ince eleyip sıkı dokunmak gibi bir şey olduk gerçekten. Oo! Biliyoruz. Bu yüzden bizim ekip gerçekten
Yani özen İstanbul'da bu, evet, özen özen seçildi ve bulabileceğiniz en tatlı insanlardır. Güzel kimse böyle işte onu anlaşama oluşan diye bir şey olmadı. Çünkü direkt biz buluştuğumuz zaman herkes anlaştı. Öyle bir uyum vardı. Hala da öyleyiz. Hala da öyleyiz. Kardeşim gibiyiz. Ya ben mesela ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Şey, profabrikadaydı değil mi? Evet. Taksim'de bir kurgu odası sonra deniyorlar. Stüdyo yani. Ya prodüksiyon bir ofise gittim. Ondan sonra orada işte 7 kişi vardı. Hatta ben manuelden sonuna gelmiştim. İkinci gelmiştim. Erken gelmiştim. Kimse yok falan filan. Bunlar sonra geldi. Ben kendimi biraz kötü hissettim. Acaba ben oyun bozanlık mı yapıyorum? Ya da yani nasıl desem? Acaba fazlalık mı hissettiriyorum bu insanlara diye hissettiğim oldu. Ama bu insanlar tabii ki çok enteresan ve sıcakkanlı olduğu için bu direkt sen o gün şey getirmiştin. Bu Kore yosunu kim var ya? Kimi getirmiş? Bana uzatıyor. Al gel diye. Yani öyle bir ortam, öyle bir insanlar, herkes paylaşıyor. Çünkü bir de belki 8 kişi de Türk olsaydı belki bu böyle olmazdı. Ama 8 kişi de farklı ırktan yabancı olduğu için birbirimizi de alttan alıyoruz. Yani kültür farklılığını biliyoruz ya da vesaire. İşte Türkçemiz bozuk. Kötü bir şey söylese de ya bunun bozuktur deyip gidiyorsunuz zaten. Hani böyle şeyler olduğu için 8 kişi de biz gerçekten de Emrah'ın dediği gibi, kardeş gibi takılıyoruz yani. Biz Türkçemiz bozuk diye kendimi takardık mı? Çok genç bile sizin kadar iyi Türkçe konuşmuyor şu anda. Yok ama bazen zor şey oluyor. Mesela ben R'leri söyleyemem. Adam akıllı. Yani yapamıyorum. Ben R'leri söyleyebiliyorum mesela. Ama beyaz süre çıkmadı. Bir de şey mesela ben de Kore ile ilgili çok aslında güzel oldu çünkü ben de Kore'yi çok seviyorum. Benim bir eski kız arkadaşım Koreliydi. Evet, o yüzden bütün bu şey yani Kore yemekleri vesaire çok sevdim vesaire. Yani Emrah ilk zaten Ece bana hani mail atmıştı buraya gelir misin ve eli olduğundan bir kişiyi ile beraber ya da gelebilir misin dediğinde direkt aklıma Emrah geldi. Çünkü Emrah gerçekten Kore'yi işte seviyor ve kültürü seviyor. Yani dizi falan takip etmiyor ama yemeğini seviyor. İşte o kültürü sevdiği için Emrah'ın da benim de ikimizin de güzel tecrübe olacağını düşünerek buraya geldi. Niye buraya bağlandık ya? Soru var mı başka? Çok güzel bir soru konusunda yani. Hep iki kişi soruyor. Buyurun. Türkiye'deki programla ilgili hiç Kore'den ya da Slovakya'dan ama bilmiyorum Slovakya'da değil de belki Kore'de daha duymuştuk. Türkiye'de de program yayınladık. Hiç geri dönüşüm, geri bildirim aldınız mı? Şöyle yani da... Takip eden oluyor mu internet üzerinden? Takip eden oluyor. Ben hani Kore sitelerinde, forumlarda ya da böyle netizen diyoruz ya onların yazdığı yorumları falan filan okuyorum. Beğenmediler. Yani açık söyleyeyim. Onlar da beğenmediler. Çünkü abi grup var. Yani Kore'ye alışık olmayan bir konsept. Hiç görmediniz değil mi? Yani Kore'de böyle bir talk show olmuyor. Yani böyle bir şey olmuyor. Yani müzik grubunun olup, böyle seyircileri olup, bir de band yayın olan şeyler çok olmuyor. Dolayısıyla yorumlar çok iyi değil ve hani bana şişko dediler yani. Abi daha yakışıklı bulamadınız mı falan dediler. Neyse alınmıyorum zaten. Çok da kafama takmıyorum yani. Ya ama mesela bazı internet haberlerde falan filan okuyorum ve JTBC miydi? JTBC yani bu Abnormal Summit'in olduğu kanaldan da bir tane mail gelmişti. İşte izliyoruz falan filan. Hani çok resmi bir mail gelmişti o kadar. Başka bir dönüşüm ya da işte çok fazla olay olacak bir olaylar olmadı daha. Yani çünkü iki tane ülkeye satıldı Abnormal Summit. Bir Çin'e satıldı. Bir de bir Türkiye'ye satıldı. Çin aynı konsepti aldılar. Aynı yani birebir aynı yapıyorlar. Türkiye'de Elin Oğlu diye bir isimle farklı bir format deniyoruz. Çünkü yani emin olun ki aynı olsaydı gerçekten 3 bölümde kapanırdı. Yok olmaz. Sizin en basit yemek programı bir de döndüğü için. Yani talk show ya da... Ya yemek teyiz vardı ya bir ara. Kavga ediyorlar. Yemek yap, kafa yani programı. Yemek teyiz de kavga ediyorlar. Aa buna baharat koydun, Allah belanı versin. Böyle bir... Anca böyle. Yapacak bir şey yok yani. Var mı başka soru?
Vakit varsa ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hani şimdi siz yeni arkadaşlar edindiniz farklı ülkelerden. Sen sanırım Çabi yani bayağı ülkeleri dolaştın, İtalya'ya falan gittiğini söylemiştin zaten. Yok. Bilmedin mi? İspanya. Hayır, dünya, yani Avrupa'ya biraz ülkelere gittim evet ama İtalya'ya da gittim. Ha, öyle mi? Neyse, işte hani bu tanıdığın arkadaşlar sayesinde atıyorum hani Danilo'yu tanıdın. Hani acaba bir İtalya'yı görsem gibi bir düşünce uyandı mı sizde? Ya mesela Danilo'nun doğduğu şehir. Onun dilini öğrenmek. Anladım demek istediğim. Danilo'nun doğduğu şehir Firenze, yani Floransa'ya ben gitmiştim daha önce. Ha, yani, onu söylemiştim. Ha, mesela, gitmedim dedim de. Hayır, interrail yapmadım anlamında. Neyse tamam. O Floransa'ya gitmiştim. Floransa dünyanın benim gördüğüm en güzel şehir. Yani bilmiyorum gittiniz mi ama benim gördüğüm gerçekten en güzel şehirdi. Ya yani ben bunu hep derdim. Danilo'yu tanımadan önce de diyordum. Ve Danilo'yu tanıdıktan sonra o şehirden böyle adam çıkar dedim. Çünkü o kadar sempatik bir şehirdi ki. Yani mesela yürüyorsun. Herkes Danilo düşünsene yani. falan filan. Herkes yardım etmeyi seviyor. İşte sokakta oturup resim yapıyorlar bilmem ne. Öyle bir şeydi. Ama mesela ben Japonya'ya gitmedim. Slovakya'ya gitmedim. Başka da yok. Yani mesela Japonya'yı da merak ediyorum. Bir de Slovakya'yı da merak ediyorum. Bir de İngiltere'ye de gitmedim. Bu üç ülkeyi gitmek isterim. Yani mutlaka gitmek istiyorum. Çünkü yani dili öğrenmek konusunda ben mesela bilmiyorum. Korece öğrenmeye çalışan çoğunuz vardı. Dil matematik gibi çalışarak öğrenilmiyor ya. Yani o zaman sıkıntı. O zaman beceremiyorum ben. Ya yaptığınız gibi film izleyeceksin ya da dizi izleyeceksin. Sen Koreli ile tanışıp Korece konuşacaksın. Ancak öyle öğreniliyor. Ya yani benim şu an daha fazla 3 tane dil biliyorum. Zaten birbirine karıştı. Yani İngilizce konuşurken ağzından Türkçe çıkıyor. İşte Korece konuşurken ağzından İngilizce çıkıyor. Böyle bir beyin karmaşa yaşadığım için şu an bir tane dil yaşarsan konuşmamaya başlayacağım. Yani ağzım açılmayacak. Dolayısıyla şu an bir dil düşünmüyorum ama ben tekrar ülkeyi gezmek istiyorum. Slovakya'ya gitmek istiyorum mesela. Ben güzel, bir şey beraber gidiyoruz. Buyurun. Evin oğulları ya da evin oğulları. Bizim Türk oğullarımız, kızlarımız nasıl? Yani arkadaşlıkta alınganlar mı, rahatlar mı? Ya nasıl değerlendiriyorsunuz? Anladım. Ya genelleme hiçbir zaman sevmiyorum ama tabii ki bu böyle bir şey var. Yani dikkatli konuş. Ülkte bir karakter var. O gerçekten var. Ama şöyle ne bileyim yani bu klişe değil ama Türk kızlar gerçekten çok trip atar. Türk kızlar çok trip atar ve çok sahiplenmeyi severler. Yani daha güçlü bence. Türk kadını çok güçlü. Bu iyi bir şey yani. Sözünü keseyim. İlk defa Türkiye'de iki kızın kavgasını gördüm. Ya ben şoktaydım yani gerçekten. İki kızın gerçekten kavga edebileceği hiç aklıma gelmezdi. Erkek kavgası. Ve hani şey, yumruk yumruğa hani. Öyle böyle değil. Ondan biraz korktum açıkçası. Ama dediği gibi gerçekten güçlü kadınlar olduğu için zaten öyle. Ya ve o değeri bu ülkede çok fazla bilinmiyor. Yani Türk kadınlar aslında normal dünyaya göre çok daha güçlü bir kadına, güçlü bir kana sahipken maalesef ya olan olaylar ya da işte atmosfer ona izin vermiyor gibi hissediyorum. Yani çünkü bence Koreli kadınlardan daha çok Türk kadınlar daha güçlü. Ama Koreli kadınların yani şöyle desem yanlış anlayabilirsiniz ama hakları daha fazla Koreli kadınlar. Yani çünkü gecenin köründe kadın çıkabiliyor istediği kadar Koreli. Ama burada yapamazsın. Ya o beni üzüyor mesela. Orada güvenlik de çok fazla aslında şehrin. Ama yani o işte zihniyetle alakalı. Zihniyetle alakalı. O sonuçta Türk kadını işte Orhan Gazi zamanına kadar at sırtında bir kadın. Yani obalarda şurada burada sözü geçen güçlü kuvvetli. Ondan sonra Arap kültürünün gelmesiyle tabii birçok şey değişiyor. Dini inanışla da bir şey. Onun dışında eğitim ülkemizde büyük sorun. Çok eğitimsiz insan var. Ona o zihniyetle eklenince tabii ki birçok şey sarpa sarıyor. Ya aslında ona hiç karışmıyor. Ha yok. Şey ben konuşacağım. Ben konuştum. ben böyle kaldım burada ya. Çok güvenli değil. Yani biz bile hani çok işte iş güç sahibi olan
ailesinde, iş yerinde güçlü kuvvetli olan kadınlar bile gece bir yere çıkarken 10 kere düşünüyoruz. Kaçta dönsem, neyle dönsem, neye? Çünkü güvenlik açısı ama Seul'de öyle değil. Yani gecenin 2.30'unda ben Seul'de iki bayağı tek başımıza yürürken abi ya kimse korna çalmıyor, ne oluyor bana geldik. Çünkü Kartal yok. Yani Monde'den Shinton'a doğru gecenin 2.30'unda yürüyordum ve otel arıyordum. Yani yersiz yurtsuz kalmıştım. Hafta sonu Seul full. Kalacak bir yer. Bir daha şey oldu. Sen o iteyi giyiyorsun ama şimdi gecenin üstünde yürürken falan. Sonra baktık ki yok. Ben kimse dönüp bakmıyor. Kimse ne oluyor falan dedik. Bir kültür şoku orada yaşadık. Yani çok farklı. Yani bu şey... O yüzden... Hayır yani bu zaten şeyle... Bilmiyorum kültür bilmem ne falan filan olabilir ama... Türkiye'de şu an tek soru erkeklerin zihniyeti diye düşünüyorum. Yani erkeklerin zihniyeti biraz değişse ki eğitim şart diyoruz ya her zaman. Ya eğitimli olması gerekiyor ve dolayısıyla umarım ileride bir şekilde evet, güzellik. Ben şeye değinmek istiyorum aslında senin sorunla az önceki. Ben daha çok ülkeleri merak etmiyorum. Daha çok o ülkelerdeki kültüre şeyleri merak saldım. Mesela işte Manuel'den flamenco öğrenmeye başladım. İşte Danilo'dan mesela yemekleri sürekli soruyorum, yemekleri vesaire. Çünkü yani Slovakya'dan işte Slovak gittiğim zaman bir ülke gitmek yani bir uçağa bakar yani bir 20-30 euro civarında yani bilet. Yani bu yüzden çok sıkıntı olmuyor. Tek merak ettiğim şey aslında Kore ve Japonya olabilir ama onun dışında o ülkelerdeki şeyleri ben çok merak ediyorum. Ve sürekli sorguluyorum. Herkesten öğrenebildiğim şeyleri öğreniyorum orada. Daha ilginç geliyor. Yani gezmenin dışında o şeyleri öğrenmek çok daha güzel. Galiba zaman doldu. Son soru alabiliriz. Buyurun. Evet. YouTube'la tanınmaya başladınız. Acaba... Niye sizli konuşuyorsun sen? YouTube'la başladın abi ama emin olduğumdan sonra... Uçurum var yani şey ya. Abi. Evet, YouTube'la başladım abi. YouTube'la başladın. Sonra emin olduğumdan sonra videolarda bir azalma oldu. Ben senin YouTube videolarını daha çok seven biri olarak neden bu azalma olduğunu öğrenmek istiyorum ve artış olmasını talep ediyorum olacaktır. Olmazsa kalacak. Olmazsa hiç bahane üretmeyeceğim. Çok üşendiğim için yani o şey oldu ama evet yapacağım. Aklıma da fikir gelmiyor. Nedense bilmiyorum yani. Oturduğum yer çok mu rahat? Anlamıyorum yani ama aklıma fikir gelmiyor ve ama çabalayacağım yani. Tekrar dank etmeye başladı. Yani ben çünkü aslında hep bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. YouTube kanalında yeni kaç izleyici oldu falan filan. Bir baktım, bir gün böyle 3 hafta falan bakmamıştım. Bir baktım, bu hayvan sesleriyle 8 ay 8 sene bir de Çabi ne kadar Türkleşti. 3 videoda 100 bini geçmiş izleyici sayısı. Yani dedim ki, sen ne yapıyorsun? Yani sen buradan geldin ve buna devam edeceksin dedim. Dolayısıyla evet, sende de bir projemiz var, onu da yapacağız. Sen aramıyorsun ki bana şey yap. Nasıl yapıyorum? Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Konuştuğumda benim. Ben de zaman. Veya şöyle çıkmışı bir insana mesajla... Pardon. Evet. Ama devam edeceğim. Mutlaka devam edeceğim. Benim de bir ricam var. Buyurun. Siz ne kadar çok şeye katılırsanız katılın. Yine de bizim iletişimimizi toparlamamızı rica ediyorum şahsen. Çünkü gerçekten de hani ne kadar balkon varsa o kadar az tanıyacağız siz. Neler gelişiyor, neler yapıyor. Ben hiçbir yerde bağ koparmadım ki. Hani henüz o kadar bilmiyorsun ne yapacaksınız da hani devam etmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Hani röportajlarda izledikleri gibi. Hani böyle seminerlere hani söyleşilere... Tabii canım ya ben ilk defa çağrıldım. Evet, hiçbir zaman hayır demem böyle şey. İkimiz de öyle. Sonuçta biz öğrenciyiz yani. Biz de sizin de aynı konumdaydık. Yani şu anda aramızda... Şu an farklı bir konumda mıyız? Şu anda onlar öğrenci, biz öğrenciyiz. Şey, menajerliğini alıyorum şu anda. Veya şova çıkalım. Ya dolayısıyla ya ben açıkçası şeyi düşünmüyorum. Konumun farkı falan filan bilmiyorum. Sen tabii neyi tam bilmiyorum bu şeklemesin ama... Sizin emekleriniz hani devam edecek ya. Edecek evet. Daha çok tanınacaksınız, daha çok meşgul olacaksınız. Yani bizi unutma, ünlendin diye. Hayır abi. Öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey var. Geçen de Beyoşova çıktı ya. Kimse oturtmuyor. Prensacı Beyoşova'ya gidenler oturuyor. Ben de söylemesi. İnternet radyo yapıyorum aynı zamanda da. Ya oradan birebir iletişim kurabilirsiniz benimle. Merak ettiğiniz sorulara. Orada çok ukala takılıyorum. O ayrı konu yani. Saçma sapan sorular gelince direkt blokluyorum. Ondan sonra açıyorum.
acıyor falan. Ama ya internet radyo yapıyorum aynı zamanda da, yani Twitter'dan, Twitter'ı kullandığım için çok fazla Twitter'da zaman harcıyorum. Twitter'dan işte sorularınızı falan filan olduğu kadar, yani çünkü mümkün olmuyor. Gerçekten gösterim, telefonum donuyor. Yani o kadar çok mention geliyor, o kadar çok şey yapılıyor ki, ya hava atmıyorum size yanlış anlamayın ama telefon kilitleniyor yani ve bakamıyorum bazen. Ve bazı arkadaşlarımız bana geliyor, diyor ki işte ya Çabi senin de iyice bilmem ne kalktı falan. Yani böyle şeyler gelince ben de şaşırıyorum ama öyle bir şey yok. Bağ koparmayacağım. İşte Ece böyle bir organizasyon olduğu zaman her zaman, hatta ne bileyim hep geleyim. Yani hep geleyim. İşim yok, gücüm seni yok. Seni daim üye yaptım ben sana. Mesela gerçekten. Yani hep geleyim. O kadar. Kimlik Emrah da gelecekti bu arada, onu da söyleyeyim. Yani. Onda işi yok. Evet, bekle ben fotoğrafımda. Çabicim, o salam. Ayağa bir kalk istersen. Ne bu, ona göre? Biraz da yani. Tamam. Bu ne? Şey görsün mü? Bu ne, bakar size sevken bir şey diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle bir... Çabicim. Evet, o zaman arkadaşlar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong. Arkadaşlar şu an Beleşçi Çabı'yı görüyorsunuz. Yoksa elin onları Beleşçi mi? Hayır yapma. Rakabı. Hayır yapma. Olur çabuk, olur çabuk. Çabuk. Gerçekten doldurdum bu arada.